Hangi şıkkın aşağıdaki üçgenleri en iyi şekilde ifade ettiği sorulmuş. Yani üçgenlerin benzer, özdeş vesaire olup olmadığını soruyorlar. Bu açının 60 derece olduğunu belirtmişler. Bu açının da buradaki bu küçük kare ile 90 derece olduğunu söylemişler. Yani bir dik açı. Üçgenin iç açılarının toplamı ne olacak? 180 derece. O zaman burası 90, burası 60 derece. Toplamı ne etti? 150. O halde burası 30 derecelik bir açı olacak değil mi? Burası 30 derece. Güzel. Şimdi bu üçgene bakalım. Burası 30, burası 90 ve yine iç açılar toplamından burası 60 derece olacak. Çünkü hepsinin toplamı 180 derece olmalı. Pekala, şimdi sadece iki üçgenimizin de açılarının özdeş olduğunu biliyoruz. Ya da açılarının ölçüleri eşittir de diyebiliriz. Öyleyse bu iki üçgenin benzer üçgenler olduklarını kesinlikle söyleyebiliriz. Şimdi üçgenlerde benzerlik kuralına göre iki üçgenin kenar oranlarının eşit olduğunu biliyoruz. 90 derecelik açıların karşılarındaki kenarlara bakarak oranlarının eşit olduğunu görebilirsiniz. Ve bize kenarların uzunlukları da verilmiş. Yani iki üçgenin de hipotenüs uzunluğu 8. Öyleyse birbirlerine oranları 1 bölü 1 olur değil mi? ve kenarların oranları 1 bir bölü 1 ise, 1'e 1 ise sadece bir kenarın uzunluğu verilmiş olsa bile bu kenarlar özdeştir diyebiliriz. Diğer kenarları trigonometri kullanarak bulabiliriz ama o konuya şimdi girmeyeceğiz. Ama geometride öğrendiğimiz kadarıyla iki üçgen benzer ve en az bir kenarları özdeşse, geri kalan, geriye kalan her şey özdeştir. Yani bu üçgenler hem benzer hem de özdeştir benzer ve özdeş A şıkkı Soru 18. Şimdi soruyu kesip buraya yapıştıralım. GHI üçgene JKL üçgene benzerse, eğer bu sembol kullanılıyorsa üçgenler benzerdir. Eğer bu sembol kullanılıyorsa üçgenler özdeştir. Burada ne dedik? G, H, i üçgeni JKL üçgene benzerse hangi ifade doğru olmalıdır? İki üçgenin kenar oranlarının ve açılarının eşit olduğunu şıklara bakmadan görebiliriz. Verilen şıklara bakalım. A şıkkı iki üçgende çeşit kenar olmalı. Bu benzer üçgenlerimiz ikiz kenar ya da eşkenardır. Bu şık doğru değil. B şıkkı iki üçgenle kesin olarak birer dar açıya sahiptir. Yanlış, çünkü iki tane dar açıları olabilir, hatta üç tane de dar açıları olabilir. Zaten buraya çizilen şekle bakarsak üçgenlerin tüm açıları da dar açıdır diyebiliriz değil mi? Çizilen şekle göre bu açılardan hiçbiri 90 dereceden büyük değil. Yani bu şık da yanlış. C şıkkı iki üçgenin en az birer kenarları paralel olmalı. Paralel. Üçgenlerin ne şekilde çizildiği bizi ilgilendirmez çünkü benzerlikte buna bakılmaz. Geçtik. D şıkkı İki üçgenin karşılıklı kenarları birbirine orantılı olmalı. Evet, bu ifade benzer üçgenleri bulma yollarından bir tanesi. Karşılıklı kenarlar birbirlerine orantılıdır. Doğru cevap D şıkkı. Yani bu soruda benzer üçgenin tanımını bilmek yeterli. 19. soru. Bu soruyu silelim. Soruyu kopyalayalım. Ve şimdi yapıştırıyorum. Güzel. Aşağıdaki şekilde AC kenarı DF kenarı ile özdeştir. Yani bu kenarlar birbirine eşittir. AC ve DF kenarı özdeş. Ve A açısı D açısıyla özdeştir. Gayet açık. Bu A açısı ve bu da D açısı. Bize söylenen bu. ABC üçgeninin DEF üçgeniyle özdeş olduğunu kanıtlamak için hangi ekstra bilgi yeterlidir? Burada bize sadece bir kenar ve bir açı verildi. Bize başka bir kenar daha verilseydi mesela DE kenarının AB kenarı ile özdeş olduğu söylenseydi kanıt için yeterli olurdu. Veya bize F açısı ile C açısının özdeş olduğunu söylemeleri de aynı şekilde yeterli olurdu. Şimdi şıklarımıza bakalım. AB kenarı AB kenarı DE kenarı ile özdeştir. Evet, doğru. AB kenarı DE kenarı ile özdeş olsaydı, bu iki üçgenin özdeş olduğunu kesinlikle kanıtlayabilirdik. Geometri dersinde söylenen kuralı biliyorsunuz. Burada kenar açı kenar bağıntımız var. Öyleyse K, A, K. Kenar açı kenar diyebiliriz. Bu şekilde iki üçgenin özdeş olduğunu görebiliriz. Yine de bir şey kaçırmadığımızdan emin olmak için diğer şıklara da bakalım. AB kenarı BC kenarı ile özdeştir. Olabilir ama bu bize AB kenarının D kenarı ile olan ilişkisini açıklamıyor. Yani bu gereksiz bir ifadedir. BC kenarı EF kenarı ile özdeştir. Hmm, BC kenarı EF kenarı ile özdeşse, biraz düşünelim. Bu üçgene özdeş olmayacak şekilde çizebilir miyim? Bu açı bizi engelliyor. Bu açı, bu açı soruda verilmiş. Yani bu şekilde giden bir FE kenarı çizemem. Çünkü eğer bu şekilde bir FE kenarı çizseydik DE kenarı da bu şekilde olmalıydı. O zaman da bu açı belirtildiği ölçüde olmazdı. Olamazdı. Sanırım bu kenarın bu kenarla özdeş olması yeterli olurdu. Bu iki üçgenin eşit kenarlarının olduğunu trigonometrik çözümlemeyle rahatça gösterebilirsiniz. Ama buna şu an zahmet etmeyeceğim. Süremiz kısıtlı. Şimdi D şıkkına bakalım. BC kenarı ile DE kenarı özdeştir. Bunlar karşılıklı kenar değil. Yani bu, neyse bu şık, bu seçenek açık bir şekilde yanlış. Bu şıkkın da özdeşliği kanıtlamak için yeterli olduğunu düşünüyorum. Ama, evet, öyle. Neyse şimdi teste laf atmayalım. Burada testi hazırlayanlar sizin daha çok kenar açı, kenar ve açı, kenar açı bağıntılarını ezberleyip ezberlemediğinizi test ediyorlar. Onlar da insan ufak tefek hata yapabilirler. Ezber iyidir. Bir sınavı çabuk çözmenizi, hızlı çözmenizi sağlar ama ezberlediğiniz şeyi 3 saat sonra unutursunuz. Bizim burada yapmaya çalıştığımız şey üçgenler hakkında size ön sezi vermek. Ön sezi vermek ne demek? Üçgenleri tanımanızı sağlamak. Bu durum size sınavlarınız için ve trigonometri konusunu işlerken yararlı olur ve size size üzücü bir sır vereceğim. Açı kenar açı veya kenar açı kenar bağıntılarını matematik kariyerinizde hiçbir zaman bu şekilde kullanmayacaksınız. Bunları sadece geometri derslerinizde göreceksiniz. Bu yüzden tüm bu teoremleri ezberlemenizi istemeleri bence sadece sınavlara yönelik bu formülleri matematik kariyeriniz boyunca görmeyeceksiniz. Matematikte doktora yapıyor olsanız bile büyük ihtimalle Belki sadece geometri öğretmeni olursanız bu formülleri görürsünüz ve gösterirsiniz. Neyse, 20. soru. Çok uzattık. 20. soru. Şekilde AB ve CD kenarları E noktasında kesişiyor. AB ve CD kenarları E noktasında kesişiyor. Ve birinci açının ikinci açıyla özdeş olduğu söylenmiş. O zaman bu ve bu eşit. Öyleyse eğer bu doğru paralelse, paralelse bunlar iç ters açılar olmalı. Bence bu doğrunun bu doğruya paralel olduğunu göstermek yeterli olacak. Çünkü bu kenara çapraz olarak bakarsanız, DC kenarının bu iki kenar arasında bir çapraz olduğunu görürsünüz. Ve iç ters açılar aynı ya da özdeş olduğu için bu iki doğrunun birbirine paralel olduğunu görürüz. Neyse, bunun çok yararlı olup olmayacağını bilmiyorum. Soruya bakalım. Hangi teorem ya da önerme AED üçgeninin BEC üçgeni ile benzer olduğunu kanıtlamak için kullanılabilir? Bakalım. Bunların paralel olduğunu söylememe, söylememe gerek bile yok. İlk olarak 3 ve 4. açıların özdeş olduklarını biliyoruz. Çünkü onlar karşılıklı açılar. Yani bu iki açı aynı. 1 ve 2. aynı, 3 ve 4. aynı ve bir üçgenle iki açının ölçüsünü biliyorsanız, üçüncü açının ölçüsünü de bulabilirsiniz. Yani bu açı ve bu açı eşit olmak zorunda. Ama bir üçgenin iki açısının aynı olduğunu biliyorsanız, üçüncü açı da aynıdır. Yani bu size üçgenin benzer olduğunu söyler. Böyleyse açı açıyı kullanmalıyız. Bu iki açının bu açılarla aynı olduğunu biliyoruz. O zaman üçgenlerin benzer olduğunu görürüz. Evet, çok geyik yaptık, o yüzden video çok uzadı. Burada keselim, bu yüzden burada kesiyorum. Gelecek videoda görüşürüz.